Sanatını kısaca böyle özetliyordu Picasso. O bilinçli olarak neredeyse çocuklar gibi resim yapan bir dahi sanatçıydı. Onun herhangi bir eserini eleştirmeye kalkmak sizi sanattan anlamayan bir konuma sokacaktır. Sanat tarihinde hiçbir sanatçıya tanınmayan imtiyaz koşulsuzca onun önüne serilmiştir. Picasso öylesine bir dahiydi ki sanatın gelmiş geçmiş en sıradışı eserlerini üretmiş sanatçıydı. Hakkında böyle söyleniyordu. Fakat gerçekler söylenenlerden çok daha farklıydı. Picasso hakkında en çok karşılaşılan bilgi, Picasso henüz çocukken ressam babasından daha iyi resim yapabilmesinden dolayı babasının sanatı bırakmasıdır. Bütün malzemelerini yetenekli oğluna devretmiş ve bir daha da resim yapmamıştır. Burada dahi çocuk tanımına bir gönderme vardır. Fakat Picasso'nun aktardığının aksine babası bir sanatçı değil, aslında taşralı bir resim öğretmeniydi. Evet, Picasso gelecek vaat eden yetenekli bir gençti. Pek çok taşralı resim öğretmeninden de iyi resim yapıyordu. Fakat dahi çocuk kavramı müzik alanında olduğu kadar görsel sanatlar alanında pek rastlanan bir durum değildir. Doğası gereği dahi çocuk kavramına da uygun bir alan da değildir. Satrançta Magnus Carlsen henüz 13 yaşında Korus satranç turnuvasının C grubunu birincilikle bitirmiş ve birkaç ay sonra Büyük Usta unvanını kazanmıştı. 15 yaşında Norveç satranç şampiyonasını, 17 yaşında Korus'un en üst grubunu birincilikle bitirdi. 18 yaşındayken 2800 reytingi aşarak o dönemde bunu başaran en genç oyuncu olmuştu. 2010 yılında 19 yaşındayken FIDA dünya sıralamasında bir numaraya yükseldi ve bunu başaran en genç kişi oldu. Satrancın Mozart olarak anılmaktadır ve satrancın gerçek dahi çocuğudur. Çocuk Mozart ise sahiden de dönemindeki büyük ustalar kadar iyi çalabiliyordu. Fakat çocuk Picasso en az bir Gustav Courbet kadar iyi realistik resim yapabilen ya da Edgar Degas kadar izlediğini resmedebilen biri değildi. Van Gogh kadar boya dokusunu kontrol edebilen bir çocuk da değildi. Kulak kendi başına gelişebilen bir refleks gösterebilir. Satranç kaç hamle sonrasını görebildiğiniz olasılıklar analiziyle ilgilidir. Fakat gözde böyle bir yapı bulunmamaktadır. Peki müzikte olduğu gibi resim ya da heykele hiç mi gerçeklik payı olan dahi bir çocuk gözlemlenmemiştir. Bu tanıma en çok uyan sıra dışı bir sanatçı vardır. Babası kiliselerin sözleşmeli bir heykeltıraşı olan Gian Lorenzo Bernini. Picasso'nun bu eseri henüz 14 yaşında yaptığı söylenmektedir. Kendi içerisinde oldukça başarılı bir yapıtken çağdaşları diğer realist sanatçıların önüne geçebilecek güçte bir eser değildi. Fakat Bernini'nin henüz 16 yaşında yaptığı bu heykel dönemindeki pek çok ustanın ilerisinde bir yapıttır. Dönemin en büyük dini otoritesi 8. Urbanus, Mefo Barberini dikkat et diyordu babasına. Bu çocuk çok yakında seni gölgede bırakacak. Kısa sürede babasının yaptığı işlerin çoğunu yapıp bitirecek ve onun erken emekli olmasına neden olacaktır. Bernini dönemin Rönesans heykel anlayışının dışına çıkarak Michelangelo gibi bir adamın tahtını sallamak istiyordu. Sahiden de üstün yetenekli bir gençti. Daha önce şu anlatıda bunu detaylıca anlatmıştık. Ne yazık ki Bernini'nin çocukluk döneminde neler yaptığını tamamen bilemiyoruz. Fakat sanat tarihinde dahi bir çocuk varsa bu Picasso değil, ondan 300 yıl önce yaşamış Gian Lorenzo Bernini'dir. Picasso'ya atfedilen çocukluk öyküsü aslında Bernini'nin öyküsüne ne çok benziyor fark ettiniz mi? Dahi çocukların becerisinin oluşum süreci ve yapısı henüz açıklanabilmiş değildir. Fakat o dönemlerde buna mistik ve gizemli bir yaklaşım vardı. Dahi çocuklara doğaüstü güçler atfediliyordu. Örneğin keman tekniğine önemli katkıları olan, çocukluğunda olağanüstü keman çalabilen Paganini'ye keman çalmasını öğreten kişi şeytandı. Picasso henüz çocukluk döneminde böylesi bir bilinmezliğin içine düşürülmüş ve buna inandırılmış bir gençti. Bu, gelecekte onun bitmez egosunun ve eleştirilere son derece kapalı biri olmasının köklerinden biri olacaktır. Ayrıca bir babanın çocuğuna sen artık oldun
benim yerime geç demesi sahiden de doğruysa o çocuktan adım adım ilerleme beklenebilir miydi? Şu anda Picasso'nun erken dönem kübist bir üretimine bakmaktasınız. Henüz gençlik yıllarında yaptığı kübist bir eser. Burada ise ömrünün artık sonlarına yaklaşan Picasso'ya. Bu iki resim arasında 35 yıldan fazla bir süre bulunuyor. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Bu iki resim neden birbirlerine teknik, anlayış ve biçim olarak bu kadar benzemektedir? Bir dahi neden ömrü boyunca aslında aynı resimlerin versiyonlarını yapmaktan usanmamış ve sanat anlayışını geliştirme ihtiyacını kendine hiç duymamıştır. Sanat tarihinde herhangi bir ustanın yaşam silsilesine baktığımızda onunla paralellik gösteren bir resim anlayışı olduğunu görürüz. Örneğin İngiliz romantik ressam William Turner gençliğinde bu tarz üretimlerde bulunurken ömrünün sonuna doğru neredeyse soyut, böylesi resimlere evrilmişti. İncecik fırça izleri zamanla kocaman fırça darbelerine evrilip sonrasında eriyip sisler içine gizlenmişti. Bu durum onun sanat dünyasından dışlanmasına bile neden olmuştu. Aynı şekilde Rembrandt son derece gerçekçi ve detaycı etkiler yakalamak için binlerce fırça vuruşunu gerektiren resim tekniğini ömrünün sonuna doğru bir kere de verebilir hale gelmişti. Bu teknik ustalık olarak artık doyum noktasına ulaştığını bizlere göstermektedir. Sanat tarihinde hemen her usta böylesi bir yol izlemiştir. Sanattaki bu yaklaşım günümüze kadar dünyadaki neredeyse bütün güzel sanatlar akademilerinde halen sürdürülen bir anlayıştır. Özellikle Alman Bauhaus ekolü tabanlı sanat eğitimi veren güzel sanatlar akademilerinde ki ülkemizdeki akademilerin çok büyük bir kısmı da bu anlayışı benimser, öncelikli olarak gerçekliği kavra, ardından onu hızlıca yık ve kendi üslubunu oluştur mantığı aktarılmaktadır. Nihai olarak ulaşmanız gereken sonuç aslında soyut bir yaklaşımdır. Çünkü modernist sanat anlayışı sırtını soyut sanata dayandırmakta ve soyut sanat, gerçekliğin ötesine geçen ve imgenin renkle yer değiştirdiği üstün sanat olarak algılanmış ve bu şekilde pazarlanmıştır. Fakat dahi Picasso'da böyle bir durum söz konusu değildir. Acaba dehası tam da buradan mı gelmektedir? Yoksa buna hiç gerek duymamış mıdır? Picasso, kübizm akımının bir sanatçısıydı. Geometrinin, yalın renklerin bir araya gelerek oluşturduğu izlemesi keyifli bir sanat akımı. Bu anlayışı daha önce Picasso'dan bahsederken uzun uzadıya konuşmuştuk. Picasso'ya deha sıfatını kazandıran acaba kübizm akımı mıdır? Öyleyse bu dehanın üretimleri diğer kübist sanatçılardan öne çıkabilecek yönlerinin olması gerekmektedir. Öyleyse bir kere de bu eserlerden hangisinin Picasso imzalı olduğunu bulmanızı rica ediyorum. Sizce bunlardan hangisi deha Picasso'ya ait? Hiçbiri. Aslında bu eserlerin tamamı bir başka İspanyol kübist ressam Juan Gris'e ait resimlerdir. Picasso ile aynı dönemde yaşamıştır. Aslına bakarsanız kübizm içerisinde en nitelikli ve ustalık gerektiren eserler de ona aittir. Peki adını daha önce duymuş muydunuz? Neden Juan Gris'e atfedilmeyen dahi tanımlaması Picasso'ya atfedilmektedir? Üstelik Gris'in kariyeri boyunca üretimleri baştan sona bir ilerleme, ustalığın doyum noktasına kadar ulaştığı çizgisel bir süreç gözlemlenebilmektedir. Kübizme neredeyse üçüncü boyutu vermeyi başarmış bir ustadır. Picasso hep aynı kalmıştır. Ayrıca kübizmi ilk keşfeden kişi George Braque'dır. Braque'ın en büyük şanssızlığı Picasso'ya eserlerini göstermesiydi. Picasso nedense bir gecede mavi dönem olarak bilinen bu resim anlayışından pembe dönem olarak nitelendirilen kübist eserlere geçmiştir. Bu iki sanat anlayışı arasında hiçbir bağlantı yoktur. Kübizmin gelişiminde birlikte çalışırken birbirlerinin fikirlerinden ve tekniklerinden ilham aldıkları bilinir. Ancak bu aynı zamanda bir üstünlük mücadelesine de yol açmıştır. Picasso sık sık George Braque'ın kendisini taklit ettiğini düşünürken Braque da Picasso'nun onun fikirlerini çaldığını iddia etmiştir. 1908-1914 yılları arasında Picasso ve Braque analitik kübizm üzerinde yoğunlaştılar. Bu dönemde iki sanatçı da birbirlerinin çalışmalarını sürekli olarak gözlemleyip kendi eserlerine bu gözlemlerini entegre ediyorlardı. Ancak bu yakın işbirliği aynı zamanda sürekli bir rekabeti de beraberinde getirdi.
Picasso, Braque'ın yenilikçi fikirlerini alıp kendi çalışmalarıyla birleştirerek kendini sürekli öne çıkarmaya çalıştı. Bu durum Braque'ın zaman zaman geri planda kalmasına neden oldu ve aralarındaki gerilimi arttırmıştır. Üstelik Picasso, ikisinden de eser toplayan dönemin önemli koleksiyonerlerinden Jed Rushtine'ın Braque imzalı eserler almaması için de baskı kuruyordu. Diyelim ki bu durum sanatçının dehasına engel değildir. O diğer kübistlerden farklı, doğaüstü bir sanat anlayışına sahipti. Acaba dehası ele aldığı konularda mıydı? Acaba hiçbir kübist sanatçının ele almadığı konuları ele alabilen, kimsenin görmediğini görebilen engin bir gözlemci miydi Picasso? Van Gogh dediğimizde aklınıza ilk olarak hangi eseri gelmektedir? Eminim bazılarınız Yıldızlı Gece'yi, bazılarınız portrelerinden birini gözlerinin önüne getirecektir. Belki Ayçiçeklerini ya da Patates Yiyenler veyahut da diğer ele aldığı onlarca farklı konudan herhangi bir eserini. Daha önceki anlatılarda sıkça bahsettiğim bir detay bulunmaktadır. Eskiden kiliselerin ya da zenginlerin beğeni ve taleplerine göre resim yapabilirdiniz. İçinizden gelen her konuda resim yapabilme özgürlüğü 1700'lerin ortalarından sonra mümkün olmaya başlamıştı. 1800'lerden itibaren ise ister duadan, ister gündelik hayattan, isterseniz kendi iç dünyanızın karmaşasını anlatabilirdiniz. Bir sanat eseri en nihayetinde bizleri sanatçısına ulaştırmıyorsa orada bir yalan var demektir. Ve sanatçılar ömürleri boyunca içselleştirdikleri pek çok konuyu resimlerine aktarmış ve onlarca farklı konuya yeni yaklaşımlar getirmişlerdir. Bu durum toplumsal bir hafıza oluşmasına da katkı sağlamıştır. Öte yandan 20'lerinin sonundan itibaren geçim kaygısı olmayan, 40'larından sonra ise milyoner bir adamdı Picasso. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'dan ev satın alan Picasso ödemeyi bir nötrmort tablo ile yapmıştı. Para yerine resim vererek istediği her şeyi satın alabilen bir adamdı. Kendisi daha önce yine resim karşılığında bu gördüğünüz malikaneyi satın almıştı. O artık dokunduğu her şeyi altına çevirebilen Kral Midas'tı. Zaten sanatı üstün bir deha ürünü olarak görüldüğünden zenginler tarafından kapışılıyor, hiç kimse eserlerine en ufacık bir eleştiri dahi yapmayı düşünmüyordu. Picasso ömrü boyunca neredeyse hiç eleştirel bir tutumla karşılaşmamıştır. Her şey bu kadar yolundayken sanatını ilerletip geliştirmeye de ne gerek vardı? Kendisinden dönemine göre rekor fiyatlardan eser alanlar, alttan alta müzeleri ve eleştirmenleri cansiperane bir şekilde onun dehasını övmek için gerekeni zaten yapıyorlardı. Picasso hiçbir zaman halkın sanatçısı olmamıştır. Guernica bile aslında bir sipariş ürünüydü ve korkunç rakamlar kazandırmıştı. Üstelik bir dehanın değil, büyük bir hırsızlığın sonucuydu. Buna birazdan değineceğiz. Picasso, Burjuva'nın öylesine sevdiği bir sanatçıydı ki, Komünist Parti Kongresi'ne yoldaş Picasso olarak gitmesine karşın kendisine oldukça soğuk davranılmış ve dışlanmıştı. Kendisine Burjuva'nın sevimsiz sanatçısı gözüyle bakıldığından yoldaş Picasso kimliğini de zamanla bir kenara bırakacaktı. Ayrıca ne ülkesindeki yıkıma ne 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarma adına elini hiçbir zaman taşın altına koymayacaktır. Picasso ömrü boyunca sadece kadınları, objeleri ve tarihsel birkaç detayı merkez alan resimler yapıp durdu. Ve büyük bir çoğunluğu birbirinin versiyonu ya da tekrarıdır. 10 binden fazla eser üreten birinin eserlerinde baskın bir şekilde görülen konu aslında kadınlardan ibarettir. Bir süvar heykeliyle ünlü Marshal Duchamp şöyle diyecektir. Bıkmadan hep aynı resmi yapanlar sizce bunu severek mi yapıyorlar? Hayır. Aslında onlar tuvallerine değil, çek defterine imza atıyorlar. Aslında durum tam olarak buydu. Belki de art niyetli yaklaştığımızdan kadınları çok seven bir adamın hakkını yiyoruzdur. Picasso'nun hayatında birçok önemli kadın olmuştur. Ve bu kadınların birçoğu onun eserlerine ilham kaynağı olmuştu. Ancak bu ilişkiler çoğu zaman sorunlu ve acı verici olmuştu. Picasso'nun kadınlara olan tutumu onun narsistik ve manipülatif doğasını ortaya koymaktadır. Picasso'nun ilk büyük aşkı olan Fernanda Olivier, onun bohem yaşam tarzına uyum sağlayan bir Fransız modeldi. 1904'ten 1912'ye kadar süren ilişkileri boyunca Picasso birçok eserinde Fernanda'yı model olarak kullandı. Ancak Picasso'nun kıskançlıkları ve kontrol edici davranışları ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı.
Fernande, Picasso'nun fiziksel ve duygusal istismarına maruz kaldığını yazılarında belirtmiştir. 1918'de Picasso, Rus balerin Olga Koklava ile evlendi. Olga, Picasso'nun hayatını düzen ve prestij getirdi. Ancak aynı zamanda Picasso'nun bohem yaşam tarzına ve özgürlüğüne de sınırlamalar getirecekti. Picasso bu sınırlamalara karşı isyan etti ve ilişkileri zamanla kötüleşti. Olga, Picasso'nun sadakatsizliği ve soğuk davranışları nedeniyle büyük acılar yaşadı. Sonunda çift 1935'te ayrıldı. Ancak resmi olarak hiç boşanmadılar. Picasso 1927'de henüz 17 yaşında olan Maria Therese Walter ile tanıştı. Bu genç kadın Picasso için büyük bir ilham kaynağı oldu ve birçok eserde model olarak kullanıldı. Ancak ilişkileri başından itibaren gizliydi. Çünkü Picasso hala Olga ile evliydi. Maria Therese, Picasso'nun kendisine olan ilgisinin azalmasıyla büyük bir depresyona girdi ve hayatının sonlarına doğru intihar etti. 12 Haziran 2023'te 101 yaşında yaşama veda eden François Gillot, Picasso ile tanışmadan önce resimleriyle ünlenmiş yetenekli genç bir kadın sanatçıydı. Ne var ki Gillot tanıştıkları dönemde evli ve kendisinden 40 yaş büyük olan Pablo Picasso ile 10 yıl boyunca süren aşkını gurur meselesi sebebiyle sonlandırmıştı. Picasso onun sanatına bırakınız destek vermeyi aşağılamış ve üretimlerine sık sık müdahalelerde bulunmuştu. Picasso'nun Gillot'tan iki kızı dünyaya gelecekti. Benzer bir durumu sürrealist fotoğraflarıyla ünlenen fotoğrafçı Dora Maar için de geçerli olacaktı. Ne yazık ki kariyeri Picasso'dan sonra hiç yolunda gitmeyecekti. Listeye daha girmeyen ve sonu hep aynı hüsranla biten daha pek çok isim vardır. Elbette ki sanatçının özel hayatı kimseyi ilgilendirmemektedir. Konuyu magazinsel bir hale sokmamak için diğer kadınlarla olan ilişkilerine değinmeyelim. Diyebiliriz ki Guernica diye bir gerçek var. Da Vinci bile neredeyse bir eseriyle meşhur olmuşsa neden Picasso en azından Guernica tablosuyla dehasını gösteremesin? Guernica'nın hikayesi ve önemini zaten daha önce ele almıştık. Fakat Guernica sahiden de bir dehanın ansızın gözlerine beliren eşsiz bir başyapıt mıdır? Yoksa ardında bambaşka bir gerçek mi yatmaktadır? Ne demişti Picasso? Rafael gibi resim yapmak 4 yılımı aldı. Bir çocuk gibi resim yapmaksa bütün ömrümü. Şu anda Raffaello'nun öğrencilerinden asistanı Giulio Romano'nun tamamladığı ve Vatikan Müzesi'ndeki yerini 1531'de aldığı Masumların Katli isimli halı eserini görmektesiniz. Eserde 8 farklı nokta kesin olarak Guernica tablosundaki ile son derece benzer izler taşımaktadır. İlk anda göze çarpan ikisinin de orta kısmının ışıklı bir üçgen kompozisyonun içinde olmasıdır. Halıda en sağdaki kadın, Guernica'da kolları yukarı uzanan kadına, halının üst kısmındaki askerin kolu, Guernica'da lambayı tutan kola dönüşmüştür. Guernica'da kolun altındaki yüz, halıda da aynı dehşet ifadesi olan profile, tam ortadaki şaşkın kadın figürü, halıdaki çocuğu öldürülen kadının dehşetli yüzüne evrilmiştir. Guernica'da en alttaki kılıcı tutan kol, halıda çocuğu öldüren askerin bıçağı tutan kola, buradaki sol baştaki kadın Guernica'da çocuğunu kaybetmiş olarak resmedilmiştir. Halıda olmayıp Guernica'da olan iki temel figür boğa ve attır. Bunlar Picasso'nun ömrü boyunca resmettiği İspanya'ya ait iki figürdür. At, boğa güreşine kurbandır. Buradaki at da kurban. Hatta resmin en önemli figürü attır. Guernica'daki boğa ise halıda da var olan kaba kuvvetin temsilidir. Bir dizi halı üzerine yapılmış bu serinin merkezindeki eser bile Guernica ile hemen hemen aynı ölçülerdedir. Picasso bu eserden birazcık fazla etkilenmiş olabilir mi? Burada diğer sanatçılara doğrudan atıfta bulunulan ve bakan kişinin zaten başka bir eseri kendince yorumlama kaygısı güdülmediği gayet açıktır. Öyle olsaydı Guernica hakkında çıkan sayısız makalede bu eser ile ele alınırdı. Fakat Picasso hiçbir zaman esin kaynağı olarak bu eseri baz aldığını dile getirmemiş, eserin adını hiçbir yerde anmamıştır. Belki de fazlasıyla bir tesadüftür tüm bu benzerlikler. Yorumu size bırakıyorum. Aslında Picasso'nun bir dahi olmadığını ve sanatta büyük bir devrim yapmadığını gösteren daha pek çok konu bulunmaktadır. Ancak sıkıcı bir hale gelmemesi için anlatıyı burada sonuca bağlayalım.
Bu anlatının amacı Picasso'nun başarısı ve sanattaki önemini küçültmek değil, aslında deha sıfatı ile hiçbir alakası olmadığını göstermektir. Şüphesiz sanat tarihine damgasını vurmuş bir ustaydı Picasso. Ancak sanatından ziyade bizzatihi kendisi bir damgaydı. Ancak kimilerine göre sanatın gelmiş geçmiş en büyük sanatçısı olduğunu da açıkçası pek sanmıyorum. Doğru zamanda doğru yerde bulunan, kıvrak zekalı ve dönemin rüzgarını arkasına almayı başarmış bir sanatçıdır Picasso. Ne daha fazlası ne de daha aşağısıdır. En nihayetinde nitelikli bir sanat izleyicisi olan ve sanata eleştirel de yaklaşabilen bir topluma sahip olma adına bu anlatıyı oluşturma ihtiyacı taşıdım. Nihai karar yine siz izleyicilere ait. Kendisinin hayatını ve sanat anlayışını daha önce bu kanalda pek çok defa ele almıştık. O anlatılara da bir göz atabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.